Darbenin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. İkinci yıl dönümünü 15'inde göreceğiz. Bu süreç içerisinde tabii ki yapılan yargılamalar, soruşturmalar, kovuşturmalar şunu gösterdi ki bu FETÖ denilen yapının sadece bir cemaat veya bir dini hareket olarak faaliyet göstermediği, dış bağlantıları da olan devasa bir şebeke olduğu ortaya çıktı. Tabii ki bunun tahribatları ve ortaya koyduğu zararlar, mağduriyetler ortada. En bildiğimiz, en bariz olarak yargıda yapılan kadrolaşma, yapılaşma birçok mağduriyetlere sebep olmuş. Halen de bunun mağduru olan insanlar var. FETÖ yargısının mağduru olan insanlar var. Sınav soruların çalınmasından tutun da insanların istismar edilmesi, dini duyguların istismar edilmesi, bu şekilde bir yapıyla tabii ki mücadele etmek gerekiyordu. Geldiğimiz süreçte bu mücadelenin yapıldığını evet gördük. Bu noktada özellikle Cumhurbaşkanı'nın kararlı ve dirayetli duruşu oldu. Sonuna kadar bu yapıyla mücadele edilmesi gerektiği konusunda zaten kamuoyunda bir genel kanaat var. Herkes bu konuda hemfikirdir. Üzerine gidilmeli, bu yapı ortaya çıkarılmalı. Devletin imkanlarını kendi çıkarları ve uluslararası bazı güçlerin çıkarları doğrusunda kullanmak tabii ki kabul edilemez. Bu mücadele yapılmalı, ancak mücadele yapılırken de bir hukuk çerçevesinde yapılmalı. Bu hukuk asla ihmal edilmemeli. Bu çerçeve hukuk kurallarıyla, kanunlarla belirlenmiştir aslında. Biz buna hukuk devleti diyoruz. Yani devlet bir faaliyet yaparken duygusal davranamaz veya kişiselleştiremez. Bu mücadelede de bu şekilde hareket edilmeli. Mesele hukuk kuralları çerçevesinde çözülmeli, soruşturmalar ve kovuşturmalara o nazarla bakılmalı. Fakat bazen bu soruşturmalar ve kovuşturmaların maalesef tam adaletli bir şekilde icra edilmediğini de görüyoruz. Öncelikle hükümetin bu konudaki yaklaşımı daha önce Cumhurbaşkanı'nın belirttiği gibi üst tabaka, alt tabaka ayrımı yapılmıştı. Oysa operasyonlarda gördüğümüz kadarıyla daha çok alt tabakaya yönelik, belki de zayıf bağlantıları olan veya bir şekilde irtibatı olan, iltisakı olan kişilere yönelik, tabana yönelik çok ciddi operasyonlar yapıldı. Yüz binlerce kişi gözaltına alındı, sorgulandı. Mal varlıklarına el konuldu. Ama kamuoyunun ortak bir kanaati, bizim de görüşümüz o. Bu işi aslında kotaranlar, bu örgütün, bu şebekenin üst kadroları daha önceden zaten yurt dışına kaçmışlardı. Bunlara yönelik etkili operasyonlar yapılmadı veya yapılamadı. Ayrıca bu şebekenin siyasi ayağı, bürokrasinin üst katmanlarındaki elemanları maalesef ortaya çıkarılmadı yeterince. Bu noktada tabii ki eksiklikler ve zaaflar var. Mağduriyetler de var. Mor beyin uygulaması biliyorsunuz, somut bir örnek verecek olursak. İyice araştırılmadan, tahkik edilmeden insanlar sorgusuz sualsiz gözaltına alındı, mal varlıklarına el konuldu. Oysa bunların bir kısmının daha sonra suçsuz olduğu yönünde mahkemeler beraat kararı verdi veya soruşturmalar takipsizlikle sonuçlandı. Bunlara dikkat edilmeli. Bu noktada gerekli özene dikkatin gösterilmediğini düşünüyoruz. Evet, darbe sonrası biliyorsunuz hemen olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal ve sıkı yönetim devletin kendini koruma mekanizmalarıdır. Bütün devletlerde bu mekanizmalar vardır. Darbeden hemen sonra ilan edildi, ancak ilkin bu olağanüstü halin vatandaşın normal hayatına, seyrine bir zararın olmayacağı, normal hayata sekteye uğratmayacağı ifade edildiyse de geldiğimiz aşamada maalesef darbeyle, FETÖ'yle hiçbir alakası olmayan insanların da bu OHAL sürecinden zarar gördüğünü, mağdur olduğunu görüyoruz. Bizden çok gelen şikayetler özellikle güvenlik soruşturmaları, işe alma veya mesleğinde kariyer yapma, yükselme konusundaki değerlendirmeler. Daha önceden hatta muzdarip olduğumuz ve şikayetçi olduğumuz FETÖ yargısı döneminde yargılanmış, haksız, hukuksuz bir şekilde belki de hüküm giymiş ya da soruşturma geçirmiş kişiler var.
ya da daha önceki hukuksuz bir şekilde yapılan fişlemeler var. Bunlar devletin hafızasında halen kayıtlarda duruyor. Maalesef bunlara dayanarak yapılan güvenlik soruşturmaları birçok kişiyi mağdur etmiştir. Ta 10 yıl, 20 yıl belki daha öncesine dayalı fişlemeler, baz alınarak yapılan güvenlik soruşturmaları var. Hatta suçun şahsiliği ilkesine aykırı olarak kendisinin değil de bir yakınının veya akrabasının dan dolayı soruşturmaları olumsuz çıkan, bu şekilde göreve başlatılmayan veya bulunduğu görevden alınan, açığa alınan, ihraç edilen yığınla insan var. Bu konuda bize çok başvuru var, bize intikal eden olaylar var. İncelediğimizde bunların bir gerekçesinin de olmadığını görüyoruz. Yani hem açığa alınırken veya ihraç edilirken veya göreve alınma başvurusu reddedilirken maalesef bir gerekçe bildirilmiyor. Gerekçe bildirilmeden yapılan işlemlerin hukukta yeri olamaz. Hatta ve hatta bu gerekçe bildirmeme mahkeme aşamasında da devam ediyor. Yargılama devam ederken mahkeme bilgi istediği zaman da şablon ifadelerle doyurucu ve gerçekçi gerekçeler ortaya koymadan maalesef davaların reddedildiğini görüyoruz. Bu ağır bir yaradır. Sadece FETÖ soruşturmaları değil, yani FETÖ ile hiçbir alakası olmayan, özellikle dindar mütedeyin kesimin 28 Şubat süreci sonrasında gördüğü mağduriyet ve zulümler karşımıza şimdi de güvenlik soruşturmaları şeklinde çıkıyor. Bu tabii ki adaleti zedeliyor. Gerçekten bu noktada ağır bir mağduriyet var. Temennimiz bu darbenin ikinci yıl dönümünde ki o hal uygulamasının bir sonucu olarak karşımıza çıkan bu mağduriyetler bir an önce giderilir. Biz güvenlik soruşturmalarının kesinlikle kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Varsa bir kişinin suçu zaten yargılanır. O yargılama süreci sonucunda hukuki statüsü belli olur. Ona göre bir konumu ya mesleğe alınmada veya ihraç edilmede o kıstas göz önünde tutulur. Ama yıllar öncesine dayalı haksız hukuksuz fişlemelerle güvenlik soruşturmalarının yapılması bizce mağduriyetlere sebep olmuştur. Ve büyük kısmı da bizce isabetsizdir. O fişlemelere dayanılarak yapılan uygulamalar, alınan kararlar ve maalesef yargılama sürecindeki verilen kararlar da hukuki olmaktan uzaktır. Ayrıca bu süreç içerisinden çok şikayetçi olduğumuz konulardan biri de ölçüsüz uygulamalardır. Örneğin soruşturma geçiren kişilerin mal varlığına hemen el konulması, sorgusuz sualsiz işine son verilmesi, bu gibi şeyler tabii ki ölçüsüz uygulamalardır. Hukukta da ceza hukukunda da bir cezanın ölçülü olması en temel hukuk ilkelerinden birisidir. Bu ayrımı tabii ki uygulayıcılar yapmalı. Bu karar alma mercinde olan kişiler de yapmalı. Ayrıca yargı aşamasında mahkemeler de buna dikkat etmeli. Ama maalesef bu noktada yargının çok tutuk davrandığını, istenildiği şekilde hukuki davranmaya cesaret edemediğini görüyoruz. Bunlar da mağduriyetlere sebep oluyor. Evet, adaletin sağlanması noktasında tabii ki şu anda en çok konuşulan konulardan biridir adalet. Bunun tesisi için öncelikle karar alan yargı mensupları, hakimler, kurullar, hakimler, savcılar kurulu gibi bunları irdelemek gerekiyor. Bunları bir mercek altına almak gerekiyor. Her şeyden önce bir anayasal dayanağı var bunun. Yargının bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini anayasa belirtiyor ki bu Nisan ayında 2016 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğinin yargıyla ilgili en önemli değişikliği buydu. Daha önceden anayasada yargı bağımsız olmalı demişti. Sonra ekleme yapıldı. Bağımsız olması yetmez, tarafsız olması da gerekir diye bir ibare eklendi. Dolayısıyla hem bağımsız olan hem de tarafsız olan bir yargının olması gerekiyor. Bu anayasanın da öngördüğü bir şeydir. Maalesef Cumhuriyet dönemini irdelediğimizde ta başından itibaren yargının iktidardaki güçler tarafından, hükümetler tarafından bir silah, bir araç olarak kullanıldığına şahit oluyoruz. Oysa bu yargıyı zedeleyen en önemli etkendir. Yani insanları hizaya getirmek, ideolojik bir baskı aracı olarak yargıyı kullanmak asla kabul edilemez. Böylesi bir uygulama oldu mu zaten tamamen adalet devre dışı kalıyor. Devletin zihin kodlarının değişmesi gerekiyor öncelikle. Devlet vatandaşı, yargıyı veya hukuku vatandaşı ıslah etmek, onu hizaya getirmek için bir araç olarak kullanmamalıdır. İktidarlar da kadrolaşıp kendi çerçeveleri, kendi dünya görüşleri, bakış açıları ne dikkate alarak yargıya dizayn vermemelidir.
Hakim savcılar da bu noktada baskı altında tutulmamalıdır. Atamalar o şekilde yapılmamalıdır. Maalesef şu ana kadar bu şekildeki olumsuzlukları gördük, bu bahsettiğimiz çerçevedeki. Şu anda da halen bunun yansımalarını görüyoruz. Hakime savcılar deyim yerindeyse sanki talimatla iş yapıyormuş. O şekilde kamuoyunda bir algı var ve bu bir dereceye kadar da bizce de doğru. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi hakime savcılar hukuka göre karar vermelidir, kurallara göre karar vermelidir. Tabii ki bu hukukun evrensel kurallara göre veya değişik ölçütlere göre tartışılması mümkün ama en azından şu andaki cari hukuk neyse, kurallar neyse hakime savcılar onlarla bağlıdır, onlara göre hareket etmelidir. Ya bunun dışında şahsi görüşlerini veya iktidarın dayatmalarını veya yönlendirmelerini dikkate alıyorsa bir hakim veya savcı veya bir yargı mensubu veya yargı teşkilatı orada adalet sağlanamaz. Adaletin sağlanabilmesi için dediğimiz gibi hem yapısal olarak mahkemelerin, hakime savcılarla ilgili kurulların yeniden gözden geçirilmesi, gerçekten bağımsızlığı sağlayacak şekilde dizayn edilmesi gerekiyor. Ayrıca siyasi havanın veya siyasi yapının da yargıya, hakime savcılara müdahalesi olmamalı. Kendi hukuk var, kanaatleri var, ona göre karar verilmelidir. Bu noktada yargıdaki sorunların olduğunu biliyoruz. Hem yapısal olarak hem de iktidar-yargı ilişkileri noktasında sorunlar var. Böyle olunca tabii ki adalet sağlanamıyor. Ayrıca adalet eşitliği de gerektiriyor. En temel hukuk kuralı, adaletin en temeli eşitliktir. Maalesef bu noktada da vatandaş ikna olmamıştır. Yani uygulamada, mahkemede vatandaş evet bize eşit davranılıyor, kanaati taşımıyor. Bunun da haklı gerekçeleri var vatandaşın bu değerlendirmesinin. Üstünlerin hukuku olmamalıdır. Yani devlet vatandaşa eşit muamelede bulunma mükellefiyeti altındadır. Fakat gördüğümüz bazı davalarda örnek verecek olursak detaylara girmeden Ergenekon, Balyoz ve en son 28 Şubat davası sonuçlandı. Burada gördüğümüz manzara şudur. Maalesef karar verilirken yargılanan kişilere bakılıyor. Şayet bunlar üstleri düzey bürokrat veya general veya siyasi bağlantıları olan kişiler ise mahkemenin yaklaşımı da daha farklı oluyor. Örneğin 28 Şubat davasında ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan onlarca kişinin evet kararları kesinleşmiş, yargı süreci ceza vermiş olmasına rağmen, hüküm kurulmuş olmasına rağmen tutuksuz olarak müebbet ceza almış olan kişilerden bahsediyoruz. Bunların tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Oysa biliyoruz ki müebbet ceza almış veya diğer cezaları almış olan dosyalarında da elle tutulur somut bir delil veri olmadan haklarına hüküm verilmiş olan 28 Şubat veya FETÖ mağdurları var. Bunlar hakkında ise en ufak bir adım atılmamıştır veya o hukuksuzlukların giderilmesi, izalesi noktasında bir irade ortaya konulmamıştır. Bu tabii ki acaba hukuk üstünlerin hukuku mudur? Üstünleri koruyor, kolluyor mudur? O noktada tabii ki ciddi şüpheler ve yerli endişeler var, haklı olarak. Bunların izalesi gerekiyor. Aksi halde devletin vatandaşla ilişkileri zedelenir, devlete güven sarsılır. Yargı bozulmuşsa, hukuk bozulmuşsa, adalet tesis edilememişse bu en son noktadır. O devletin zarar görmesi veya yıkılması mukadderdir. Tarih bunu göstermiştir. Bunu bence yeni gelen hükümetin veya yeni gelen başkanlık sisteminin ciddi bir şekilde ele alması gerekiyor. Öncelikle hukuki noktada zarar görmüş, mağdur olmuş kişilerin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerekiyor. En başta bu yapılmalıdır. Sürekli şikayet ediyoruz, FETÖ'den dert yanıyoruz. O dönemde yapılan uygulamalar ve haksızlıkları konuşuyoruz. Ama bunların giderilmesi noktasında da bir adım atmıyorsak bu bizim samimiyetimizi sorgulanır hale getirir. Bu noktada özellikle 28 Şubat sürecinin getirdiği mağduriyetler, halen cezaevinde olan onlarca, yüzlerce mütedeyyin insanın haksız, hukuksuz bir şekilde orada tutulması, bence bu dönemde bu başkanlık sistemiyle gelen iktidarın, Cumhurbaşkanı'nın ve kadrolarının üzerine ciddiyetle durulması gereken bir konudur.